Başladım canını. Teşekkür ederim. Etme! Sanma ki bu iş burada kapandı. Canını bağışladım ama hayatını alacağım. Milletvekili Necati Demircioğlu'nun Yalova'da yaptığı evlerin zemininin depreme uygun olmadığı, Demircioğlu'nun inşaat için gerekli imar iznini yasa dışı yollardan çıkarttığı hakkındaki iddialar arasında. Ahmet! Haberi duydunuz mu? Dokunulmazlığının kaldırılması için de bir önerge verilebileceği meclis kulislerinde konuşulmaya başlandı bile. Demircioğlu Yalova'da yaptığı ve depremden yıkılan binalarla ilgili olarak yargılanmış ve aklanmıştı. Ancak bu yeni iddialar deprem mağdurlarına yeni dava yolunu açıyor. Elimde avucumda ne varsa gidecek. Onca riski servetinizi bir günde kaybetmek için mi aldınız? Adam beni süründürmeye and içti. Aslında dokunulmazlığınız kaldırılsa da servetinize dokunulmamasının bir yolu var. Neymiş? Bütün mal varlığınızı devrederseniz... Onu sevmene dayanamıyorum, anlıyor musun? Ben seni başkasını sevmene göz yumacak kadar çok seviyorum. Koşulsuz, karşılıksız, büyük ve bitmeyen bir tutkuyla. Sana aşığım, anlıyor musun? Sana deliler gibi aşığım ben Genco. Kızım, torunum. Hoş geldin kızım. Madalyon hoşunuza mı gitti? Evet. Yoksa tanıdık mı geldi? Dede. Dede mi? Gülay. Gülay'ım. Ah Gülay'ım. Gülay'ım. Sen nereden öğrendin? Kim söyledi? Ne önemi var? Doğruya. Geldin dede dedin bana. Başka hiçbir şeyin önemi yok. Duydun mu Kahya? Torunum Gülay'ım gelmiş de bana dede diyor. Duydum efendi, duydum. Daha ne duruyorsun o zaman? Hizmetçilere, aşçılara haber ver. Evde ne var ne yoksa döksünler torunumun ayağına. Baş üstün efendim. Gidelim Özge. Beni oyuna getirdin. Böyle bir şeyle karşılaşacağımdan haberim yoktu. Sen de kimsin ya?
hanımefendiyi getiren taksinin şoförü. Ha, kızım, Gülay'ım, bende bir emanetin var. Sana vermenin zamanı geldi de geçiyor bile. Hadi gel, hadi buyur. Şimdi hapı yuttuk. Beni neden buraya getirdin? Aramızda senin düşündüğün gibi bir şey olamaz İlke. Eğer bu konuda konuşmak için... Hayır, konuşmak için getirmedim seni buraya. Tersine. Dinlemen için. Bu Ezgi yoksa... Hatırlıyorsun. Aslında hiç unutmadın değil mi? Hadi eşlik et bana. Yıllar sonra bir kez daha hayat bulsun şarkımız. Özge. Ne var? Gitmemiz gerekiyor. Nedenmiş o? Çünkü genç o. Yani abin kızabilir böyle bir şeye. Umurumda değil. Onu ilgilendirmiyor. Bana bir dedem olduğunu bile söylemedi çünkü. Peki ya sen? Daha ne kadar saklamayı düşünüyordun bu gerçeği? Neden saklıyordun kendini benden? Genco'nun öfkesinden sonra çekindim açıkçası. Ya diğer torunun da beni kabullenmezse diye. Bu ihtiyar yüreğim bunu kaldırmazsa diye. Abim başından beri biliyordu değil mi? Aslında o da yeni öğrendi. Zaten abimin tek yaptığı geçmişimi benden saklamak. Anlamıyorsun Özge. Mal gibi de anlıyorum. Önce kendini sakladı, şimdi de dedemi. Gerçek kimliğimi bulmama engel oldu hep. Yazıklar olsun. Sus. Abin için böyle konuşma. Evet, Genco bana öfkeli. Hem de çok öfkeli, haksız da değil. Annemle aranızda geçenler yüzündense... seni bulduğunda bana söylemesi, bana da sorması gerekmez miydi? Bunları sorgulamadan önce görmen gereken, sana göstermek istediğim şeyler var. Gel hadi. Dur Özge. Gidelim buradan ne olur. Sonra Genco... Gel. Buyurun gidelim. Senle ben, ikimiz bestelemiştik bunu. Hiç mi bir şey ifade etmiyor sana? Tabii ki ediyor. Ama... Amerika'ya gitmeden bir iki ay önceydi. Sabahlara kadar uğraşmıştık bu beste için. Ben kemanla, sen piyanoyla. Nasıl da tamamlıyorduk birbirimizi. Nasıl da uygunduk birbirimize. Artık bunları konuşmamızın bir anlamı yok. Ben Pınar'ı seviyorum. Ona aşığım. Biliyorum. Peki ya bizim adını bile koyamadığımız ilk aşkımız? Hiçbir şey kalmadı mı ondan geriye? Onun adı aşk mıydı onu bile bilmiyorum. Ben çok iyi biliyorum ama. Şimdi daha da iyi anlıyorum hem de. Böyle yapma. Bak, yıllar geçmesine rağmen hala dostuz. Bir aradayız. Sana inanmıyorum. Aşkımız yaşıyor. Ve hala ses veriyor. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Kapının önünde bekleyeceğim. Al bakalım delikanlı şunu. Herhalde fazla fazla yeter. Bu ne? Küçük hanımı getirdiğin için. Artık gidebilirsin. Buraya Özge ile geldim. Özge ile gideceğim. Onu almadan hiçbir yere gitmem. Alo. Alo, merhaba Pınar. Rahatsız ediyorum ama şey diyecektim. Genco yanında mı? Yok, beraber değiliz. Ama okula doğru gidiyordu son gördüğümde. Bir şey mi oldu Ahmet? Çok önemli bir şey oldu. Özge dedesini buldu. Şimdi çiftlikte, onun yanında. Ne? Nasıl? Peki birlikte mi gittiniz oraya? Evet, birlikte geldik. Hay Allah. Tamam, ben Genco'yu bulup haber veririm. Sen merak etme, tamam. Bay bay. Aa, Pınar ne oldu, nereye?
Acil bir işim çıktı anne. Hemen okula gitmem lazım. Ama sana çay getirmiştim. Tamam, sonra içeriz, olur mu? Yeter. Beste'yi, seni, beni, bizi, hepsini hatırlıyorum. O zamanlar iki küçük çocuktuk. Aşkı, aşık olmayı bilmiyorduk daha. Birbirimizi hissettiklerimizi aşk sanıyorduk sadece. Ama geçti, bitti artık. Büyüdük artık İlke. Ve ben gerçek aşkı Pınar'da buldum. Buna inanmıyorum artık. Asıl seninle benim aramdaki gerçek aşktı. O ilkti, ilk aşktı. Gerçekti ve unutulmazdı. Ben o sayfayı kapattım İlke. Sen de unut. Amerika'da geçirdiğim yıllar boyunca seni düşündüm. Depremden sonra haber alamadığım halde öldüğüne asla inanmadım. Kader yine bir araya getirdi işte bizi. Ama geldiğimde Pınar'ı gördüm. Bu da kaderdi. Sustum. Aşkına saygı gösterip içimde tuttum sevdamı. Bastırmaya çalıştım. Sanki sadece iki arkadaşmışız, dostmuşuz gibi. Sizin aşkınıza bir şans verdim. Çünkü seni aşkına ses çıkarmayacak kadar çok sevdim. Ama artık yeter. Pınar da sen de mutsuzsunuz. Pınar'la mutlu olamazsın, bunu görüyorum. Genco, başkasıyla yapamazsın. Yapamıyorsun da işte. Biz seninle aynı geçmişin çocuklarıyız. Aynı geleceğe yürümeliyiz. Çünkü doğru olan biziz Genco. Yalan. Amerika'ya gittiğimde bana yazdığın mektuplar da mı yalan? Birkaç ay mektuplaştık sadece. Sonra koptuk birbirimizden. Kopmadık. Kopmayacaktık da. Eğer deprem olmasaydı, sen ortadan kaybolmasaydın, çok daha önce kavuşacaktık biz. Depremden çok önce bitmişti her şey. Aramızdaki uzaklık bahane oldu bize. Çünkü aslında belki hiç başlamamıştı da. Biz öyle sanmıştık. Ben hiç unutmadım seni. Mesafeler, geçen zaman hiçbir şey azaltmadı içimde. Yapma böyle. Ağlama lütfen. Hiç olmazsa bir kere daha birlikte çalalım o ezgiyi. Bizim bestemizi. Benim için yapar mısın bunu? Anlaşılan siz aşkı bulmuşsunuz. Bu özel gününüzde benim için çok özel bir parçayı çalacağım sizin için. Çok sevdiğim biri tarafından bestelenmişti. Şimdi nerede bilmiyorum. Umarım bir gün ben de sizin gibi aşkı bulurum. Thank you.
Şimdiye kadar hep tuttum kendimi, sustum. Sevdiğim erkek yanımda, gözümün önünde ve ben ona dokunamıyorum. Sevdiğimi haykıramıyorum. Ama artık yeter. Böyle bir şeyin imkansız olduğunu biliyorsun. Nedenmiş o? Çünkü ben Pınar'ı seviyorum. Ona aşığım. Asıl imkansız olan ikinizin ilişkisi. Hem ayrıldınız. Öyle demiştin bana. Ayrılsak da, hatta bir daha hiç görmesek de birbirimizi, benim için Pınar'dan başka biri olamaz. Pınar'ın bunları öğrenip de üzülmesini istemiyorum. Merak etme. Aranızı bozmak isteseydim bunu çoktan yapardım. En azından bana yazdığın mektupları gösterirdim. Mazide kalmış çocukluk mektupları. Beni bırakma Genco. Ne olursun. Ben de seni bekliyordum. Ne zamandır okuldasın sen? Az önce geldim. Hayrola, bir şey mi oldu? Ahmet aradı. Özge dedeni bulmuş. Şimdi çiftlikte onun yanındaymış. Dedemi mi bulmuş? Ama nasıl olur? Bilmiyorum, ben sadece bu kadarını anlattım. Hemen gitmeliyim. Evet, git hadi. Güle güle Genco. Tıpatıp oldu üzerine. Sanki annenin değil senin elbisenmiş gibi. Bak aynı. Resimdeki gibi. Bunların hepsi. Hepsi annemin, öyle mi? Bütün eşyalarını sakladın yani. O gittikten sonra odasına hiç dokunmadım. Eşyaları, yatağı, tarağı, kutuda duran tokaları. Bir gün geri dönecek de baba kız kaldığımız yerden devam edecekmişiz. Yine mutlu günlere dönecekmişiz gibi. Nereye gittiysem onları da götürdüm yanımda. Sizi bulup Adana'daki çiftlikten taşınırken de getirdim kızımdan kalan geriye ne varsa. Ne iyi yapmışsın. Annemin gençliğine dokunmuş gibi oldum. İyi ki gelmişim buraya. İyi ki bulmuşum. Öğrenmişim bir dedem olduğunu. Küçük hanım beyefendiyle konuşuyor şimdi. Sonra görürsün. Olmaz. Şimdi görmem lazım. Konuşup geri götürmeliyim onu. Küçük hanım istediği zaman biz geri götürürüz. Ya Genco kardeşini burada bırakmamı istemez. O isterse gelir alır kardeşini. Sana ne oluyor? Hadi git artık. Özge bana emanet. Anladın mı? Hadi, yoksa zor kullanacağım. Gitmiyorum. Osman, Selim, beyefendiye yolu gösterin. Ya bırakın beni. Bırak! Dokunmayın ona. Uzak durun. Uzak durun ondan. O benim... abimin arkadaşı. Bak, annemin giysisi. Yakışmış mı? Çok yakışmış.
Deprem gecesi beni öperek yatırmıştı. Mutlu bir aileydik biz. Ve sonsuza dek öyle kalacağız sanıyorduk. Ama o gece bir anda değişti her şey. Sen ve babam sonsuza dek çekip gittiniz bu dünyadan. Yasını bile tutamadan unuttum sizi. Küçücük hafızam sildi her şey. Abim bir yana, ben bir yana savrulduk. Dağıldık. Abim çektiğim acıları hiç anlayamadı maalesef. Yıllar sonra beni bulduğu halde kucaklayamadı bile. Kardeşim demedi bana. Sen öldüğünden beri kızın yarım bir insan oldu anne. Geçmişsiz, kimsesiz. Annesinden kalan tek yadigarı bile yarım. Artık asla tam bir insan olamayacağım ben. Al. Bendeki emanetin buydu işte. Annemden kalan. Torunum. Kızımın yadigarı Gülay'ım. Dedeciğim. Ben seni burada bırakayım. Daha ileri gitmesek daha iyi. İlikte görünmeyelim. Mahalle adabı başkadır çünkü. Şu halinde laf olmasın. Mebus kızı. Başka kimler biliyor? Yani anla işte bu sırrı. Kim biliyor başka? Sadece sen ve ben. O şey babası olacak. Her gel haberdar değil mi de? Hayır. Söylemeyi de düşünmüyorum. Peki ne yapacaksın? Babasız mı doğuracaksın yavruca? Ne yapacağım seni ilgilendirmez. Bakarım bir çaresine. Ya ne demek bakarım bir çaresine? Cüneyt. Merhaba Necati amca. Bu bey avukat Murat Güney. Hoş geldiniz. Memnun oldum Necati bey. İsminizi çok duydum. Artık duymayan kalmadı zaten. Murat Bey buraya hayatınızı kolaylaştırmak için geldi Necati amca. Nasıl kolaylaştıracakmış Murat Bey hayatımı? Mallarınızı bir başkasına devretme meselesini konuşmuştuk ya. Ha, ben o meseleyi çoktan avukatlarımla görüştüm oğlum. Yani hukuki süreçlerin nasıl işlediğini biliyorum. Ama yine de sağ olun. Murat Bey benim dünyada en güvendiğim insanlardan biridir. Aile dostumuz ve ülkemizin en başarılı avukatlarından. Bu nedenle ona danışmadan bir adım atalım istemedim. Avukat bey, sen ne diyorsun bu meseleye? Yani dokunulmazlığımın kaldırılması an meselesi. Açılacak davalardan etkilenmemek için mal güvenliğinizi sağlamanın tek yolu tümünü güvendiğiniz birine devretmek. Aileniz kadar yakın gördüğünüz biri olabilir mesela. Murat bey ile ben gereken her şeyi hazır ettik. Genel bir vekaletname. Noterde atacağınız tek bir imza yeter. Bu kadar çabuk mu ya? Karşınızda gücünün sınırlarını bilmediğiniz çılgın bir ihtiyar var Necati amca. Yarın çok geç olabilir. En doğrusu tüm mal varlığınızı hemen güvendiğiniz birine devretmeniz. Haklısın evlat. İşleri çabuklaştırdığın için teşekkür ederim. O zaman notere gidebiliriz herhalde. Acaba kabul ederler mi? Kim?
Ben bir Figen'le konuşayım. Kuzeni abisi gibi severdi beni. Tertemiz, güvenilir bir kız. Figen teyzenin kuzeni mi? Konuşmak lazım tabii. Ha Selin. Beni anlayabilecek bir o var en azından. Selin de bastırır belki. En zor zamanımda da beni anlayan o değil miydi? Neyse, ben bir çıkayım. Söylediğiniz gibi fazla vakit kaybetmeyelim. Ne kadar güzel. En son böyle canlı canlı bir at gördüğümde 10 yaşında falandım. Ata bindin demek. Yok canım, sirkte görmüştüm. Şehir çocuğu işte. Her at ayrı bir hikayedir aslında. Tüylerinin rengine, gözlerinin biçimine, duruşuna, koşuşuna bakar anlarsın onu. Tabii görmeyi bilirsen. Peki bunun hikayesi ne? Bu atın gözlerinde kızımı görürüm ben. Annemi. Annenin de tıpkı bunun gibi bir atı vardı. Aynısını bulabilmek için çok arattım. Sonra buldum izini. Bu at annenin atının soyundan, onun yavrularının yavrusu. Annenin koşa koşa gelip atının üstüne binmesiyle ufukta kaybolması bir olurdu. Seneler geçti. Onun gibi ata binen görmedim bir daha. Kalbiyle dört nala sürerdi kahkahalar atarak. Binmeyi deneyebilir miyim? Bu öyle kolay iş değil. Daha evvel hiç binmediysen eğer. Ya. Ya hadi lütfen denemek istiyorum. Evladım. Ya. Dur kızım dur. Bineceksen kahya seni dolandırır. Kızım yavaş. Aman kızım. Özge. Torunum. Özge. Tamam iyiyim iyiyim. Hemen aç bileğini kırık çıkık var mı bakalım. Ne yaptın be deli kız? Nelere kalkışıyorsun durduk yere? Ya bir şey yok tamam panik yapma. Jokeylik kariyerim erken bitti o kadar. Dur bileğine bakayım bir. Öf, acıyor. Hemen buz koymak lazım oraya. Tamam ben hallederim. Karışmayın siz. Onu buraya ben getirdim. Ya. Daha fazla zarar görmesini istemiyorum. Ya Ahmet indirsene ya. Ya yürüyemeyecek kadar kötü değilim. İndirmeyeceğim. Hemen hastaneye gidiyoruz. Ya gitmiyoruz. Evet gidiyoruz. Seni buraya getirmen büyük bir hataydı. Ben çocuk değilim. Çocuk değilsin ama tıpkı bir çocuk gibi düşüp sağını solunu incitiyorsun. Ne zaman gideceğimize ben karar veririm. Sen emanetsin. Korkundan yapıyorsun bunu. Ödün kopuyor değil mi kankandan? Bak gitmeyeceğiz dedim Ahmet. Özge ne oldu? Ahmet. Ata binmeye kalktı sonuç bu işte. Dinlemiyor ki kanka. Ya ortada ciddi bir şey yok. Nereden biliyorsun olmadığını? Yürü hastaneye. Genco. Kardeşimin burada zarar göreceğini biliyordum. Özge senin kardeşin olduğu kadar benim de torunum oğlum. Kırık çıkık kendini belli eder. İzin verin bir bakalım buz koyalım. Merhem sürelim önce. Figen yapma. Niye geldin? Dayanamıyorum. Bırak içeri gireyim. Hangi yüzle? Yalvarırım izin ver. Size sormak istediğim çok önemli bir soru var. Söyle. Neymiş önemli sorun? Biliyorsun. Hakkımda açılmış onlarca dava var. Başkan beni partiden ihraç etmekten söz ediyor. Ardından da dokunulmazlığımın kaldırılması için önerge verecekler. Onca hayata karşılık küçük bir bedel. Ben bittim Figen. Beklentim kalmadı hayattan. Bütün mal varlığımız da elden gidecek. Bak, çocuklar benim cezamı çeksin istemiyorum. Üstüme kayıtlı ne varsa kuzenine devredeyim. Geleceğiniz için, çocuklarım için. Biz onurlu bir gelecek istiyoruz baba. Ya bunca yılın emeği,
gecelerce çalışma. Bir anda kayıp gitmesin elimizden. Ailemsiniz benim. Başka kimsem yok. Yardım etmelisiniz bana. Sana artık kimse yardım edemez Necati. Figen. Lütfen teklifimi kabul et. Kendin için değil, kızların için. Sakın bir daha bu çirkin teklifi yapma. Derin. Kızım, sen bari biraz makul ol. O paraya elimizi süreceğimizi... aç kalırız daha iyi baba. Derin. Yapma baba. Lütfen git. Lütfen. Umarım o paraya el konur. Ve ihtiyacı olan insanlara... depremde zarar görenlere harcanır. Baba, kendine bir iyilik yap ve teslim ol. İnan tek çaren bu. İstifa et. Cezanı kendi isteğinle çek. Şimdi hiçbir şeyin farkında değilsiniz. Ben yine de babanız olarak son ana kadar çırpınacağım. Sizin için. Köşeye sıkıştın Necati Bey. Direnmenin anlamı yok. Elbet bana güveneceksin. Düşeceksin kucağıma. Bir şey mi dediniz? Sana demedim. Takıl sen kafana göre. En havalı buketi yap işte. Allı pullu ne varsa koy. Hadi güzelim, huysuzluk etme de aç şu telefonu. Alo, Selin'cim. Dur, kapatma sakın. Sadece nerede olduğunu söyle bana. Hadi bir tane. Sesler geliyor. Okulda mısın yoksa? Okuldayım veya değilim. Bu seni neden ilgilendiriyor ya? Sakın gelmeye kalkma. Çünkü seni görmek istemiyorum. Tamam, peki anladım. Sen yine de bir yere kımıldama. Ver şunu, ver. Çabuk, yeter uğraştın. Bir kurdele bağlasaydın bari. Size şerbet getirdim. Bahçenin meyvelerinden yaptım. Yahya Kahya'nın şerbetinin üstüne yoktur. Meyvelerimiz de %100 organiktir. Hadi buyurun hadi. Tabaklarınızı boş görmeyeceğim ha. Ben isterim vallahi. Çok korkuttun bizi be Özge. Hala sızlıyor mu? Yok vallahi. Dedem ne yaptıysa sürdüğü kremle hemencecik geçiverdi. Doğanın büyüsü, ben bir şey yapmadım. Gerçekten büyü falan mı yaptın yoksa dede? Yara sarmayı iyi bilirim Gülay. Keşke açtığın yaraları da zamanında sarabilseydin. Kanka, annemin seni özlediğinde bize belli etmeden gözyaşlarını sildiğini hatırlıyorum. Ben de çok acı çekiyorum. Babama hayatının her döneminde zorluk çıkarmayı başardığın için mi? Genco, evladım. Şimdi bütün bunlardan sonra benden kardeşimi ellerine teslim etmemi mi istiyorsun? Selin! Bu çiçekler senin için. Dünyanın bütün çiçeklerini toplasam sana layık olmayacağını bildiğim halde. Vur kır istersen. Ama önce dinle, açıklamama izin ver. Senin yalanlarını dinlemeye gücüm yok Cüneyt. Yalan değil Selin. Kalbimden kopup gelen gerçeklere kulak ver. Gece gözüme bir damla uyku girmedi. Aşkım bana haksız yere küstü diye kendi kendimi yedim. Güzel, beter ol. Ben hayatta bir kadını sevdim. Bir kadına karım olacak gözüyle baktım, o da sensin. Yalanım varsa şuracıkta vur kellemi. Ya rezil oluyoruz. Kalk ayağa. Aşk insanı rezil de eder, vezir de. Bana bir şans daha vereceğini söylemezsen, beni dinlemezsen... sabaha kadar otururum böyle. Tamam, kes şu aptallığı.
Konuşmamız gerek sahiden. Ama bu şekilde değil. Evet aşkım. Hadi konuşalım. Yeter ki birbirimizden vazgeçmeyelim. Bunun için söz veremem. Sadece konuşman için. Gerçekten ikna edebilecek misin diye merakımdan bir şans daha veriyorum sana. Ama bu son. Bilesin. Kardeşin, yani benim küçük torunum buraya isteyerek kendi geldi, köklerini tanımak, bilmek için. Benim köklerim annemin babamın canını yaktı. Şimdi hem kendimi hem kardeşimi koruyacağım. Abi, neden beni dedemden uzaklaştırmaya çalışıyorsun? Bunu anlayamazsın Özge. Yaşamadın, görmedin annemin ne kadar üzüldüğünü. Dedem kötü biri olamaz. Ahmet, niye haber vermedin buraya gelirken? Buraya geldiğimizi bilmiyordum ki kanka. Ne olacak? O olmazsa başka bir arabayla gelecektim. Dedemi görmemi engelleyemezdin. Dedemizi nereden öğrendin Gülay? O seni buldu değil mi? Hayır, o bulmadı. O zaman söyle, kimden ve nereden öğrendin? Bir sırrını açığa çıkardım diye çıldırdım bakıyorum. Çok seviyorsun sırları değil mi? Ama benden dedemi saklayamadın işte. Seni o buldu. Tahmin ediyordum işte. Hayır dedim. Çok merak ediyorsan söyleyeyim. Babam ve Necati amca konuşurken bunu yapan adamın adının Haydar Haşmetli olduğunu söylediler. Ben de bunun dedemin adı olduğunu hatırladım. Artık hafızam yerinde abi. Yani sırlarınla aran eskisi kadar iyi olamayacak, anladın mı? Çocuklar, çocuklar. Kavga etmeyin, biz bir aileyiz. Aile olmamız için artık çok geç. Benim için tam zamanı. Duydun mu? O bu ailenin bir parçası değil, öyle mi? O zaman ben de değilim. Sen tek başına geçmişin yasını tut abi. Özge. Bugün annemin kıyafetlerini giydim. Ve onları bana dedem verdi. O bütün geçmişimizi getirdi bize. Annemizi getirdi. Bunu nasıl görmezsin? Bugün hayatımda ilk kez kendimi bir yere ait hissettim abi. Eksik parçamı bulduğumu hissettim. Kendimi bütünlenmiş hissettim. Bunu anlamıyor musun? Sakın dedeme böyle davranma. Onun kötü bir niyeti yok. Babamı öyle görmek çok tuhaftı. Annem çok severdi. Seni ona emanet ettim. Gözüm arkada kalmaz derdi. Şimdi bu olanları görüyorsa kemikleri sızlıyordur. Benim de içim sızlıyor. Babamı böyle görmek, yalvarırken içim parçalandı. Ailesini düşünüyormuş bir de. Bir insan onurunu kaybettiyse ailesi olsa ne olur? Ah baba, ah. Onu öyle güçsüz görünce boynunu atlamak, sıkı sıkı sarılmak istedim bir an. Zor tuttum kendimi. Babam hak ettiklerini yaşıyor. Peki biz bunları hak etmiş miydik abla? Oh, benim artık çıkmam gerek. Nereye kızım? Bir iki yerle görüşeceğim anne. İş için. Ama sen iş bulmamış mıydın? Atıldım anneciğim. Eksik söyledin abla. Babam seni attırdı. Kendi kontrolünde olmayan hiçbir şeye yaşama şansı tanımıyor bu adam. Bize karşı da başka insanlar olduğu kadar acımasız aslında. Haklısınız. Ama bir daha böyle bir şeye kalkışacağını da sanmıyorum. Tabii ben eğer iş bulabilirsem. Bana şans dileyin. İyi şanslar kızım. Canım ablacığım. Hadi. Akşama görüşürüz, tamam mı? Hayat hepimiz için her geçen gün daha da zorlaşıyor. Selin'le konuştun mu hiç bugün? Aradım biraz önce, okuldaymış. Onunla da konuşacağım. Buraya taşınsın artık bir an önce. Ya, inatlaşmanın bir alemi yok daha fazla. Kahveni soğuttum bir tanem. Gidip yenisini alayım mı? İstemez Cüneyt. Kahve içmek için bir araya gelmedik. Bir an önce konuya girsen iyi olur artık. Özge ile tutkulu bir birlikteliğimiz vardı. Bunu saklamadık ikimiz de.
Doğrusu ben de seviyordum onu. O da resimler hep o zamandan kalma. Öyle ki ilişkim bittiğinde bir daha temizlemek için bile girmedim o odaya. Temizlemek için bile karşılaşmak istemedim açıkçası. İnanmamı beklemiyorsun herhalde böyle zırva bir gerekçeye. Ayrıldığımdan beri o eve bile girmiyordum Selin. Yaşanmışlığa olan nefretimden. Biliyorsun bunları, anlatmıştım sana. Babamda kalıyordum. Otellerde yatıyordum. Evimden bile soğudum. Görmedin mi sen de? Gördüm, evet. Baksana. Annem İlhan İrem dinlermiş. Kokusunu hatırlıyorum. Biliyor musun? Bak. Bu odanın her yanı annemle dolu. Ne güzel. Deprem annemle beraber anılarını da aldı bizden. Geriye hiçbir şey kalmadı. Annemin yaşamışlığından izler bunlar. Ve bütün anıları annemi hiç hak etmemiş birinin evinde duruyor. Farkında değil misin? Asıl kin güden sensin. Neden geçmişi bir kenara bırakıp anılarımıza sahip çıkan bu adamı bağışlamıyorsun? Bana onu savunma. Olanları hatırlayamayacak kadar küçüktüm. Hadi artık gidelim buradan. Ama... Gidiyoruz hemen. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Ne demek bu? Gidiyoruz dedim. Annemleri arayıp haber vereceğim. Burada kalıyorum. Hayır Gülay, burada kalmanı istemiyorum. Beraber gidiyoruz. Abinin sözünü dinle Gülay. O sana dünyadaki en yakın insan. Senin için doğru olanın ne olduğunu hepimizden iyi bilir. Tam kurtuluyordum bu illetten. Tam senin saf aşkında aranıyordum ki... Özge yine geldi. Yani yakınlık gösterdi bana. Farz et ki hastayım ben. O Özge illetinden kurtulamıyorum. Senin sevgin, senin elin iyi edecek beni. Özge'den daha önemli sorunlarımız var konuşmamız gereken. Ben de tam onu diyecektim. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Geleceğimizi konuşmalıyız seninle. Geleceğimizi mi? Nasıl yani? Babanın durumu sallantıda. Bugün yarın dokunulmazlığı kaldırılır. O zaman da elinde avucunda ne varsa... Yani tüm malı mülkü... Mal mülk mü? Babam böyle giderse hapse girebilir. Hatta tüm mal varlığına el konulur Selin. Durum ciddi. Hemen evlenirsek... Evlenirsek? Evlenirsek o da gönül rahatlığıyla bize devreder malını mülkünü. En kral avukatları tutarız babana. Ne lazımsa, ne mümkünse kurtarırız onu bu komplodan. Göz göre göre ziyan mı olsun bunca servet? İleride çocuklarımız olacak Selin. Para onlara da lazım. İleride mi? İleride tabii. Daha genciz. Gezip eğlenme çağındayız. Çoluk çocuğa öyle hemen sardırmayı düşünmüyorum. Düşünmüyorsun demek. Buna da sadece sen karar veriyorsun öyle mi? Hadi söyle gerçeği Cüneyt, itiraf et. Babamın serveti için mi barışmak istedin benimle? Olur mu Selin? Olur mu aşkım? Yanlış anladın sen beni. Ben diyorum ki... Ben anlayacağımı anladım Cüneyt. Boşuna uğraşma. Demek bunun için barışmak istedin benimle. Yazıklar olsun, seni adi bayağı. Dur bir tanem. Selin lütfen acele karar verme. Ne oldu? Ne diktin gözlerini sen yine? Yürü işine bak hadi. Abi, gözünü seveyim, bulaşma, uyma şeytana. İş yerinde olay çıkarma. Hadi abi. Fiziğiniz güzel. Stand hostesliğinde aradığımız şey fizik güzelliğinin dışında bir de güler yüzlülük. 8 saat boyunca ayakta durup ürün tanıtımı yapacaksınız. Yemek molası hariç oturmak yok. Ben yorulmam. Yani iş neyi gerektiriyorsa... O zaman anlaştık. İzin gününüz dışında
Her sabah servis sizi buradan alıp akşam yine buraya bırakacak. Ama ben okuyorum. Hafta içi sabahtan akşama kadar çalışamam. Niye daha önce söylemediniz bunu? Ama ilanda part time eleman arandığı yazıyordu. Part time kadrosu doldu. O geçici bir işti zaten. Ama tam mesaili çalışırım derseniz... Derslerimi tamamen bırakamam. Herhalde bana uygun değil. Teşekkür ederim. Merhaba, ben Genco. Aa, merhaba Genco, nasılsın? İyiyim, sağ olun. Ben şey için aramıştım. Özge ile beraberiz de şimdi... Tutsak gibi oldum iyice. Eğer izniniz olursa... Kardeşim, bu gece bende kalsın istiyoruz. Konuşmamız gereken şeyler var. Ailevi meseleler. Ne? Ah. Nereden çıktı bu ya? Bu olur mu abla? Olur. Olur tabii de şey... Konuşmanız bittiğinde Özge eve gelse daha iyi olur. Yani... Öyle değil Selen Hanım. Gülay bu gece bende misafir kalacak. Bunu Gülay da istiyor. Nereden çıkardın istediğimi? Daha şimdi haberim oldu bundan. Peki, madem öyle istiyorsunuz. İçiniz rahat olsun. Özge benim yanımda güvende olacak. Ya. İyi günler. Ya ben de konuşacağım annemle. Emri vaki yapıyor. Ben onda kalmakta, konuşmakta istemiyorum diyeceğim. Ver telefonu. Kes şu şımarıklığı. Sana hiç yakışmıyor. Sana da böyle maço havalar yakışmıyor. Oo, getir bakalım benim eski dostum. Uzun zamandır istememiştiniz efendim. Artık bir hasret giderelim. Gördün değil mi? Neyi efendim? Bana numara yapmak Yahya. Sen aşkı gördün mü gözden kaçırmazsın. Otur şöyle. Kaçırmadım efendim. Ana kız talihi demişler. Anası da gitti, olur olmaz bir adama kaptırdı gönlünü. Şimdi de Haydar Haşmetli'nin torunu... Bir taksi şoförüne aşık. Hı. Nasıl da özlemle baktılar birbirlerine. Görmemek için kör olmak gerek. Nasıl olacak bu iş Kahya? Denk değil ki bu çocuklar. Söz bana düşmez. Söyle söyle. Artık kardeşten öteyiz biz seninle. Yıllardır çektiğiniz acılar... Torunlarınızı kucaklayamamanız... Hep bu farklar yüzünden değil mi? Kızınıza yaptığınızı torununuza yapmayın. Gönlüm başka türlü olsun isterdi ama geç de olsa akıllandım Kahya. Madem ki Gülay'ın sevdiği o taksici, bana da onları mutlu etmek düşer. Haklısınız. Kızımdan esirgediğim mutluluğu torunuma borçluyum. Bağışlayın beni ama sormadan edemeyeceğim. Genco'yla o mebusun kızına ne diyorsunuz? Aynı şey değil Kahya. O kızın babası kızımın katili. Korkunun faydası yok Selin. Topla kendini. Yalnızsın işte. Olmayacak. Bir an önce kurtulmalısın çok geç olmadan. Yardımcı olabilir miyim? Şey, randevu almak istiyordum. Jinekoloji bölümünden. Tabii. Aa, Selin? Geçmiş olsun hayatım. Hayırdır? Ceren... Ne işin var senin burada? Dayım ameliyat oldu da ziyaretine geldim. Şey, babanın durumuna da üzüldüm. Kaç gündür televizyonlarda. Onunla ilgili bir durum yoktur inşallah. Burada mı baban? Ben o konuda konuşmak istemiyorum. Niye geldin öyleyse? Hiç. Yani... Hastane tanıdık kızım. Babamın arkadaşı sahibi. Bir sorun varsa çekinme. Yok. Gerçekten yok bir şey. Sadece... Jinekoloğumuz saat 2'de burada olur. Saat 3'e de isterseniz... Jinekolog mu? Ben ürolog randevusu istemiştim. Yo, jinekolog dediniz. Neyse, önemli değil zaten. Daha iyiyim. Ceren, seni gördüğüme de sevindim. Görüşürüz. Görüşürüz. Kimse seni uyarmadı mı ata binme diye? Uyardı kanka. Dedesi uyardı. Ama bilmiyor musun kardeşin inattır. İnat mı? Söyleyene bak.
Pınar? Nasıl gidiyor iş arama? Kötü. Canım yani ilk gün bir şey çıkmayabilir. Yarın ya da sonraki gün. İlk günle ilgili değil Tibet. Doğru dürüst bir maaş verenler tam gün çalışmamı istiyor. Part time'lar ise değil evi geçindirmek yol paramı bile karşılamaz. Of, çok moralim bozuk. Bak, aslında bir arkadaşım şirketine part time eleman arıyor. Eğer ilgilenirsen... Hayır, istemem. Daima senin desteğinle ayakta durmam doğru değil Tibet. Yapma Pınar. Başımın çaresine bakmak zorundayım. Gerekirse iki işte çalışıp... Of. Pınar, iyi misin sen gerçekten? İyiyim Tibet, sağ ol. Pınar, biliyorsun bir arkadaşa ihtiyacın olduğunda ben daima yanındayım. Sağ ol. Hepsini mi? Evet, hepsini. Hı hı. En kısa zamanda bütün şirket mallarının nakde çevrilmesini istiyorum. Ama efendim, uygun fiyat... Ya uygun fiyatı beklemeyeceğiz. Bir an evvel elden çıkarmam gerek. Ayrıca üzerime kayıtlı bütün gayrimenkulleri de. Kaybedecek zamanım yok benim. Hadi elinizi çabuk tutun. Ha, bakın unutmadan. Kesinlikle nakit satış yapılacak. Banka işlemi falan olmayacak. Ben bakarım. Selin? Nereden böyle bu saatte? Rahatsız etmiyorum ya. Saçma sapan konuşma da gir hadi içeri. Canım, hoş geldin. Anne. Ne oldu bir tane? Neden ağlıyorsun? Çok korkuyorum anne. Babamın başına gelenler yüzünden mi? Cüneyt yüzünden mi yoksa? Yok. Yani evde bir başıma korktum da bu gece sizinle kalayım dedim. Çok iyi ettin kızım. Ben de seninle konuşmak istiyordum zaten. Kal. Bundan sonra hep kal. Kuru fasulyeli pilav yaptım ben de. Birlikte yiyeceğiz. Özlemişsindir annenin yemeklerini. Hem de çok özledim anne. Ben masayı hazırlayayım. Ben de bir bardak su getireyim sana. Selin, sadece yalnız kalmaktan mı korktun? Yoksa bilmediğin bir şeyler mi var? Hı? Kızım yavaş ol biraz. Anladık, efkar yaptın, tamam. Hayat acımasız. Ve ben sadece içmek istiyorum. Unuttum diyor ya. Hepsi çocukluk aşkıymış. Bu kadar basit onun için. Üzülme bu kadar. Belki doğru değildir. Nasıl bu kadar sinmiş olabilir? Ben bugüne kadar hep onu sevmişken. Belki de göstermek istemiyordur kızım. Eskiden de böyleydi. Duygularını hiç belli etmezdi genco. Hatırlıyorum, bütün kızlar ona aşıktı. Hangimiz seçtiğini bir türlü anlayamazdık. Sonunda sen kaptın. Hayat bizi iki kere bir araya getirdi. Üstelik birbirimizden habersiz. Ama genç o anlamıyor. Peki neden sustun bugüne kadar? Bugüne kadar bir şey yapmadım. Eğer Genco'yu mutlu etmeyi başarsaydı ona bir şans verecektim. Ama yapamadım. Yeterince sabrettim. Bundan sonra savaşacağım artık. Genco'ya kadeh kaldırıyorum. Amma şanslı adammış ha. Hadi bakalım. Bakalım. İki Amazon kadının aşk savaşına kaldıralım kadehleri. Şerefe. Sana bitki çayı yaptım. İstemez. Pufu getireyim mi? Ayağını uzatır rahat edersin.
Tek istediğim beni rahat bırakman. Neden böyle yapıyorsun? Asıl sen neden böyle yapıyorsun? Tam bir şeyleri yoluna koyduğunda ortaya çıkıp dağıtıyorsun. Başından geçen şeyler için beni suçlamayı bırak Özge. Böyle bir yere varamazsın. Bir yere varmak istediğimi kim söyledi? Sorunları olan sadece sen değilsin. Seninle iletişim kurmaya, yeniden bir aile olmaya çabalıyorum. Madem bir aile olmak istiyorsun, neden dedemin yanından çekip aldın beni? Ya herkes hata yapar. Evet, dedem de yapmış. Hem de hataların en büyüğünü. Ama pişman işte. Görmedin mi? Nasıl kıvranıyor onu affetmemiz için? Aileler birbirini affeder. Eğer sen dedemi affetmezsen asla gerçek bir aile olamayız. Annemin ağlaması kulaklarımdan gitmeden çok zor. Öyle bir günde sırf o istiyor diye olmaz. Bak. Annemin yarım madalyonu tamamlandı artık. Sırf bunun için bile affedemez misin dedemi? Ona bir şans daha veremez misin? Ben yemek hazırlayayım. Böyle bir hayat için büyütmedim sizi. O yüzden hazırlıksız yakalandınız. Zor geliyor alışmak. Ama öyle iyi idare ediyorsunuz ki... başınız dik, umutlu, azimli, çalışkan. Kızlarımla ne kadar gurur duysam azdır. Seni hayal kırıklığına uğratmak istemezdim anne. Uğrattığını da kim söyledi? Bu gece seninle yatabilir miyim? Canım benim. Tabii ki. Ama tekmelemek yok, tamam mı? Çok büyük doğuruyorsun. Yardım edeyim demiştim ama gene yaranamadık anlaşılan. İyi mi böyle? Pınar'la barıştınız mı? Biz Pınar'la küs değiliz Özge. Necati amcanın yaptıkları bize olduğu kadar kendi ailesine de zarar verdi. Pınar, Derin, Figen teyze çok onurlu davrandılar. Kendi hayatlarını feda ettiler babalarının suçu için. Biliyorum. Pınar'ın bildiklerini gizlemesini hazmetmem zor. Yine de Sezar'ın hakkı Sezar'a. Gel bizde kal bu gece. Olmaz. Bari eve bırakayım seni. Böyle içim rahat etmeyecek. Sarhoş muamelesi yapma bana. Ben kendim giderim. Allah Allah, olmaz mı öyle? Bir taksi çağırsaydık bari. Olmaz. Nasıl gidecek? Bilmem. Gitsem, konuşsam. Neye yarar ki? Annem sana küçük oyuncak tencereler almıştı. O yemek yaparken sen de sandalyeye tırmanır, dikkatle izlerdin. Annem galiba aşçı olacak bu derdi. Bu gece doğradığım patatesleri görseydi. Hiçbir yetenek çalışmadan ortaya çıkmaz derdi. Piyanoya ilk başladığım zamanlarda hırsımdan ağlayacak gibi olurdum, olmuyor diye. Annem beni yüreklendirirdi. Çalışırsan olur derdi.
keresinde fırından yeni çıkmış bir tencereyi avuçlayıp elini yakmıştın. Annem... Seninle konuşmak istiyorum. Seninle konuşmadan uyuyamayacağım. İyi, içeri gel de. Olmaz. İçeri girmek istemiyorum. Duvarlar üstüme geliyor sanki. Eğer senin için sakıncası yoksa dışarı çıkalım. Pınar. Hadi anlat. Nedir sorun? Ben İlke'yle öpüştüğünüzü gördüm. Ama biz sadece... Üzüldüm Genco. Çok üzüldüm. Görmemek için kaçtım. Uzaklaştım hemen. Ama o bir anlık görüntü gitmiyor gözlerimin önünden. Keşke kaçıp gideceğine gelseydin yanıma. Sorsaydın bana. İşin aslı... İlke bu sabah bana karşı olan duygularını açtı. Bu zaten çok bariz değil miydi Genco? İnan farkında bile değildim. İlke benim eski bir arkadaşımdı sadece. Gözüm senden başkasını görmüyor ki Pınar. Onunla sakince konuşmak istedim. Ama bir anda öptü beni. Peki bu cesareti nereden buldun? Bilmiyorum. Buna ben de şaşırdım. Bir an duygularına yenik düştüğünü söyledi. Genco... İlke ile ilgili benim bilmediğim bir şey var mı? Çünkü benim tanıdığım İlke küçük de olsa işaret görmeden geçmişinin olmadığı bir erkeği öylesine öpmez. Pınar, biz İlke ile lise yıllarında kısa bir ilişki yaşamıştık. Yani İlke senin eski sevgilin, öyle mi? Hayır, ona sevgili denemez. Dediğim gibi çok kısa ve çocuksu bir yakınlaşmaydı onunla aramdaki. Bugüne kadar bundan bahsetmedin bana. Sakladım benden. Lütfen Genco. Gelme. Eve gidiyorum. Yalnız kalmak istiyorum biraz. Anahtarlarım. Yardım edeyim. Kapıyı açabilecek misin? Ver bana. Ben açarım. Kendine gelmen lazım. Gel bir yüzünü yıkayalım. Ayılmak istediğimi kim söyledi? Gel yatağına yatırayım seni hadi. Bravo, bravo. Pınar Hanım gecenin meleği rolüyle büyük başarı kazandınız. Kahve ya da soda ister misin? Senden istediğim tek bir şey var. O da biraz sorumluluk alman. Niçin? Babanın yaptıkları için. Bir düşünsene. O olmasaydı Genco şimdi dünya çapında bir piyanist olacaktı.
kardeşiyle arasına koca bir 8 yıl girmeyecekti. Bunları hatırlatmana gerek yok. Hem ben seninle bunları konuşmaya gelmedim. Peki babanın yaptığı uçuruk binalar olmasaydı... Genco ile benim hiç ayrılmayacağımızın farkında mısın? Hiç düşündün mü bunu? Genco ile beni baban ayırdı. Yıllar sonra tam birbirimize kavuşacakken de kızı. Yani sen girdin araya. Hak mı bu? Adalet mi? Ben Genco'yu çok ama çok sevdim. Hala da seviyorum. O zaman bırak onun peşini. Görüyorsun nasıl mutsuz ve perişan. Onu ilişkinden azat et. Özgür bırak. Bırak mutlu olsun. Yani seninle birlikte olsun öyle mi? Ben bu aşka ömrümü verdim. Yıllarca kayıp öldü denilen bir adamı bekledim. Hak ettim onu. Ben aradan çekilirsem her şey yoluna girecek. Genco mutlu mu olacak? Aynen öyle. Ya ben İlke? Ya benim hislerim? Mutluluğum ne olacak? Öyle ya. Benim mutluluğum kimin umurunda? Korkma benim. Evde ışık yanmayınca merak ettim. Neredeydin? Artık beni merak etme Genco. Etme. Bakarım bir çaresine. Selin yapma ya. Yapma. Buyurun. Jinekoloğunuzdan randevu alacaktım. Kürtaj için. Adınız? Aydan. Aydan Parlar. Kimliğinizi görebilir miyim? Yanımda değil, unutmuşum. Aydan Parlar. Saat 4'te bir boşluğumuz var. Biraz erken gelirseniz iyi olur. Malum bazı hazırlıklar için. Selin bir dakika bakar mısın? Selin dur biraz bekle. Bak ben sadece... Ne istiyorsun? Bırak peşimi. Bırak yoksa polis çağırırım. Affedersiniz. Arkadaşım. Az önce çıkan bayan. Sarışın. Aydan Hanım mı? Aydan Hanım. Şimdi onun kafası çok karışık şu sıralar. Randevu saatini karıştırmış. Siz saat kaç dediniz? Bugün saat 4'te. Bugün saat 4. Sağ olun. Rica ederim efendim. Ahmet. Merhaba Özge. Bileğin nasıl oldu? Çok daha iyi. Hiç acımıyor. Geçmiş olsun. Ya... Aşağıda sıcak simit vardı da ben de Genco ile kahvaltı yapayım demiştim.
E gelsene içeri. Yok Özge. Sen bunları al. Abinle beraber yiyin. Peki. İçim acıyor Özge. Dayanması çok zor. Lütfen üzme artık kendini. Bırak kapansın bu yara. Unutman lazım. Sana ihtiyacı olan bir başkası varken... Peki sen Özge? Sen unutacak mısın? Eve mi gideceksin? Yok, Pınar'a uğrayacağım. Yeni evlerini görmedim daha. İyi olur. Pınar'ın sana gerçek bir dosta ihtiyacı var bu aralar. Yalnız bırakma. Onu nasıl kime ihtiyaç duyduğunu biliyorum ben ama. Selam Genco. Ben de sana geliyordum. Günaydın Özge. Günaydın. Başım çatlıyor ağrıdan. Umarım beni görmezden gelmiyorsun Genco. Geçmiş olsun. Neyin var? Hiç. Sıkıntıdan herhalde. Belki de havalardan. Neyse. Unutmadan vereyim şunu. Sabah gördüm gazetede. Not ettim hemen. Ne bu? Piyano ile müzik eğitimi verecek özel bir hoca arıyorlarmış. Daha ne düşünüyorsun? Arasana hemen. Sonra ararım. Sağ ol. Sen bilirsin. Nasıl istersen. Taksiciliği seviyorsun herhalde. Aramayı düşünmüyor musun? Bunu Pınar'a ver. Onun daha çok ihtiyacı var. Ama benden aldığını söyleme sakın. Bilmesin. İşler kesat bakıyorum. Buradan gelecek üç kuruşta gözüm yok. Sen bana koca koca lokmaların lafını açtın. Kendisini göremedik daha. Sabreden derviş. Beklerken acından gebermiş değil mi? Bu derviş ölmeyecek. İnan bana tersine dağ gibi bir servetin tepesine oturacak. Yapma ya. Gözümün önünde dolarlar halay çekmeye başladı bile. Anlatsana biraz. Olmaz. Büyüsü bozulur. Ucundan çıtlat bari. Ulan o kızcağızı yaptıklarından sonra ne yüzde geziyorsun lan? Bırak da açır! Selin'le ilişkim sadece ikimizi ilgilendirir. Sana ne oluyor? Dış kapının dış mandalı. Lan sen nasıl adamsın lan? Leşini sereceğim lan senin. Ya bırak! Onun leşini sereceğim lan der! Bırak! Delirdin mi bırak? Sen de geberteceğim lan. Hala bu herifle geziyorsun karsız! Kabullen artık kenar mahalle kabadayısı. Selin seni değil beni seviyor. Benim sevgilim o. Sen sevgiden ne anlarsın lan? Züppe! Bırak beni derin. Derin değil, Özge. Özge? Sen? Kendi kendime kızma Özge. Küslüğün manası yok. Pınar yengen sayılır dedim. Tabii öyle bir şeyin olmayacağını biliyorsun. Bilmek istemiyorum. Ya kızım acayip bir haberim var sana. Neymiş? Sana bir iş buldum. Ne işiymiş o? Canım benim. Tam istediğim gibi bir iş.
Hem de bu kadar ihtiyacım olduğu bir anda. Sağ ol. İzin vermeyeceğim. Böyle adi bir herife kanmış olsan da sahip çıkacağım sana. Kendine zarar vermene izin vermeyeceğim. Bekle beni Selin. Anladım. Randevunuzu yarın 5'e kaydırıyorum o zaman. Geçmiş olsun. Aydan Hanım. Evet. Merhaba. 3'teki hasta bugün gelemiyor. İsterseniz sizi onun yerine alabiliriz. Tabii. Saat 3'te orada olurum. Teşekkürler. Arabaya bak be. Kuğu gibi şerefsiz. Okuldaki züppelerden birinindir. Bize gelecektir ya. Boyununa bak sen. Merhaba Genco. Merhaba. Dedeniz Haydar Bey gönderdi beni. Konuşmak istediği çok mühim bir mesele varmış. Uygunsanız sizi ve küçük hanımı alıp çiftliğe götürecektim. Siz gidin. Ben Özge ile konuşurum. İsterse alıp gelirim sonra. Siz bilirsiniz. Mercedesler, çiftlikler. Talip kuşu kondu gencinin başına. Az mı çile çekti bu çocuk şu genç yaşında? Affedersiniz. Selin, Aydan Hanım geldi mi? Az önce çıktı operasyondan, şimdi dinleniyor. Operasyondan çıktı mı? Ama siz 4. Bir önceki hasta gelmeyince onu aldık. Yetişemedim. Engelleyemedim. Varsın değil mi başucumda? Şşş. Alın. Suyun iç hadi. İlke'yi hatırlıyor musun? O kadar da değil yani. Yakın geçmişi zaten hatırlıyorum. Ayrıca hafızam yerine geldi kızım. Yok yani. Öyle demiyorum. Hani eskiden. Ya doğrusu çok iyi hatırlamıyorum o zamanlar İlke'yi. Galiba çocukken biraz gıcık olurdum İlke'ye. Ya ne bileyim böyle antipatik gelirdi. Belki de yaşım küçük olduğu için abimden kıskanıyordum. Kıskanmak mı? Ya işte sürekli abimle evlenmekten bahsederdi. Abim de odasında fotoğrafını asmıştı. Yani onların arasında bir şey mi vardı? Ne bileyim ben. Ya daha lisedelerdi sonuçta. Annem de İlke'ye gelinimiz falan diye takılırdı. Demek sevgiliydiler. Ne oldu ki? Yoksa abimin gençlik aşkını mı kıskandın? Yani Genco'nun bunca zaman eskiden sevgili olduklarını bana söylememesi tuhaf değil mi sence? Saçmalama Pınar ya. Çocukluk işte. Sana anlatacak kadar önemli bulmamıştır sadece. O kadar basit olduğunu zannetmiyorum. Abim sana deliler gibi aşık Pınar. Senin için benden uzak kalmayı göze aldı. Her şeyden şüpheye düşmeni anlarım ama abimin sevgisinden asla. Yine de kafam karıştı işte. Neyse. Zaten aramızdaki her şey çoktan bitti. Yapma Pınar. Konuştuğuma pişman etme beni. Önemi yok. Ben sana asıl başka bir şey soracağım.
Selin'in bir derdi var. Ama bana anlatmadı. Sen biliyor musun? Hayır ama tahmin edebiliyorum. Sonunda Cüneyt'in gerçek yüzünü gördüğü için yıkılmıştır. Merhaba güzellik. Nasılsın bakalım? Teşekkürler Cüneyt Bey. Hoş geldiniz. Necati amcaya ulaşamadım da. Bu aralar kendisine pek ulaşabilen yok açıkçası. Hayırdır? Dışarıda bir takım işleri var. Kriz yönetimi yapıyor sanırım. Bu aralar zor günler geçiriyor. Benden yardım istemişti de. Biraz da bunun için uğradım. Devir işlemleri konusunda. Devir mi? Evet. Malların ve şirketin bir süreliğine devredilmesi. Hukuki prosedürle ben ilgileniyorum. Hepimiz onu seviyoruz. Destek olmak gerek değil mi? Tamam da Necati Bey'in devredecekliği kaldı ki. Doğru ya, her şeyi kendisi halletti. Her zamanki gibi. Necati amca tam bir lider. Ama insan üzülüyor tabii. Çok alışmıştım bu şirkete. Şimdi satılığa çıkarıldığını görmek. Necati amcanın işi zor. Meblağlar çok büyük. Sadece 200 bin, 300 bin dolarlar olsa... Neredeyse 1 milyon dolardan söz ediyorlar. Neyse. Telefonu kapalı ama sen iletirsin geldiğimi. Onunla görüşmek isterim. Gitmeden. Tabii. Sahi uçağı ne zamandı? Havaalanında ona bir veda sürprizi yapmak istiyoruz da Selin'le. Yarın 8'de. Sağ ol tatlım. Hoşça kal. Hoşça kalın. Bekliyordun. Dedemiz çiftliğe bekliyormuş bizi. Önemli bir konu hakkında konuşacakmış. Gerçekten mi? Ah! Hadi hemen gidelim o zaman. Bekletmeyelim dedemi. Sen de gelsene bizimle. Yok. Gelemem. Hadi. İş görüşmesine geç kalıyorum. Umarım olur. Hoşça kalın. İyi şanslar Pınar. Ya o kadar kaş göz yaptım sana. Niye ısrar etmedin bizimle gelmesi için? Bu arada sendeki gelişmeyi de takdir ediyorum. Dedemin çağrısına cevap veriyorsun resmen. Ben sadece seni götürüyorum. Kendi başına gidip de bu sefer öteki bacağını incitme diye. Müzik ya da piyano temeliniz var mı? Vallahi yarışmada birkaç ders verdiler aman anay. Pardon, ne yarışması? Bak şimdi ayıp ettin ha. Memleketin neydi bizim star yarışmasıyla? Hiç görmedin mi beni televizyonda? Kusura bakmayın, ben izlemedim. Bir gün dersten sonra otururuz, beraberce izleriz CD'leri. Müzik temeliniz olmadığına göre nota bilgisiyle başlamak en doğrusu. Notayı ne yapacağım ki? Pardon, nota bilmeden nasıl şarkı söylüyorsunuz? Şu gırtlak var ya şu gırtlak. Allah vergisi. Notaya falan lüzum yok. Sen iki tıngırdat, ver hemen güfteyi şakırım. Eğer nota öğrenmek istemiyorsanız niye beni çağırdınız? Piyanistliğe adım atmak için. Tarabya'da çıkacağım. Teklif var. Bu akşam mekana beraber gidelim istersen ha. Tarabya'ya. Hem şu an mekanda çıkan arkadaşı izleriz. Hem de detayları orada konuşuruz. Siz ne demek istiyorsunuz? Sevdim seni. İnsanda piyano aşkını kışkırtıyorsun harbiden. Çek elini iğrenç herif. Ne dedim ben şuna şimdi ya?
Niye geldin buraya? Deniz, Martılar, İstanbul. Ben sayayım mı? Mahmut galiba. Patron. Bir tane ver bakalım. Buyur bir. Al. Teşekkür ederim. Koca kız olmuşsun, hala pamuk helva yiyorsun. Hatta onu bile yiyemiyorsun. Gel. Gel. Al. Bana karşı bu kadar iyi olma lütfen. Utanayım diye mi yapıyorsun? Karnımdakinden vazgeçtim. Bunu yapmak zorundaydım çünkü. Kaybettim ikisini de. Aşkımı, onu. Git lütfen. Kimse beni böyle görsün istemiyorum daha fazla. Ya ben seni böyle bırakıp gidemem mi bu kızı? İstesem de yapamam. Söz, gıkımı çıkarmayacağım. Sen onu seviyorsun Ahmet. O çok iyi bir kız. Ama ben seni ondan çok, herkesten çok seviyorum. Pınar. Konuşalım mı biraz? Yeterince gerginim İlke. Bir de seni çekemem. Önce söyleyeceklerimi dinle, sonra karar ver. Dün gece yaptıkların için teşekkür ederim. Önemli değil. Hayır, önemli. Aynı durumda ben olsaydım, sana aynı şekilde yardım eder miydim emin değilim. Senin için de zor olduğunu biliyorum. Kolay olmadı. Ama yapmam gereken oydu ve yaptım. Seninle benim aramdaki fark bu İlke. Ben aşk içinde olsa insanlığımdan çıkmıyorum. Lütfen. Başka bir şey sorma ne olur. Bu araziyi yeni aldım. Memlekette, yani Adana'da da bunun onlarca misli büyük tarlalar var. Buraya neden geldiğimizi hala anlamıyorum. Ya bir bırak da dedem anlatsın. Çocuğumu kaybettim.
her insan gibi ölmeden önce dünyadan kalıcı bir tohum ekmeden ayrılmak istemiyorum. Yağmur sulasın, toprak büyütsün, ektiğim tohum serpilsin, köklensin, devam etsin. Hesap mı yapıyorsun? Boş ver sen şimdi benim yaptığım hesabı. Ayrıca düşünmeyin bunları. Siz okulu ihmal etmeyin yeter. Okulun bir önemi kalmadı ki. Acilen bir iş bulmalıyım anne. Daha bize bir süre yetecek kadar paramız var. Okul içinde gidip konuşurum idari işlerle. Biraz süre isterim. Her şeyi yoluna koyana kadar. Ölmeden sizin refah ve huzur içinde yaşadığınızı görmek isterim. Geç kalmış bir dilek değil mi bu? Artık Gülay'a bir gelecek kurmak için kimseye ihtiyacın olsun istemiyorum. Abisi olarak ona en iyi şekilde sahip çıkman gerek. Ay ne yapıyorsun Pınar, ver şunu. Esas sen ver anne, görmek istiyorum. Görülecek bir şey yok. Anne bırakır mısın? İnanamıyorum anne. Buraya yazdığım para kalan tüm paramız mı? Hı-hı. Ama bu para en fazla bize bir hafta yeter anne. Buradaki tüm servet benim değil, annenizin serveti. Kızıma bırakamadıklarım. Bu tarlaları, mülkleri sizin yaşattığınızı görmek istiyorum. Bu mutluluğu bana çok görmeyin. Ne demek bu? Anlamadım. Bu arazilerin, çiftliğin, Adana'daki tarlaların hepsi sizin hakkınız çocuklar. Bu mümkün değil. Genco, hemen karşı koyma. Dinle, söyleyeceklerim bitmedi. Ya dinle abi. Büyük torunum olarak her şeyin başına geçmek sana düşer. Üstelik Necati'ninki gibi kanlı pis değil. Hepsi namus ve alın teriyle alındı. Buna inanamıyorum. Ve benim tek hayalim de seni mülklerimin de başında bu işlerin sahibi olarak görmek. Şimdi söyle bakalım Genco. Kardeşin için, annenin anısı için burada gördüğün her şeyin senin olmasını istemez misin? Onsuz geçen günlerini say gönlüm say. Yetmedi mi bunca hasret, vay gönlüm vay. Kim ne bilsin halini, sende saklı kaldı aşk. Susuverdin el gibi.